Asgari ücrete ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurmuştu bunu. Peki oran ne olacak? İşte bu soruda son 6 ayın enflasyon rakamları belirleyici olacak. Bu oranlarla birlikte ortaya çıkan rakam da aşağı yukarı belli olmaya başladı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamda da aynı durum söz konusu olacak. Peki mevcut bu tabloya bakınca beklenen ne? İşte cevabı. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanıp 2023 yılı için ikinci bir asgari ücret belirleyecek. Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. Asgari ücrete ara zam kesinleşti. 6 aylık enflasyona bakarak yapılacak bir asgari ücret artışından yola çıkarak bazı hesaplar yapabiliriz. Peki ara zamla birlikte asgari ücret ne kadar olacak bir örneğine bakalım. %20 artış olursa net 10207 lira, eğer %30 artış olursa 11057 lira, eğer asgari ücrete Temmuz ayında %40 artış yapılırsa net 11.908 lira olacak. Eğer ikinci bir asgari ücret belirlenirse net asgari ücretin 10.000 liranın üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Bu adam dediyse yapar. 6 bir zam geliyor. Asgari zam gelmesi demek insanlarımızın biraz daha rahatlaması, daha iyi olması lazım. 10.000-12.000 gibi bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Memurlar e zam yapılsa daha iyi olur. Ocaktan Temmuz'a kadar oluşacak 6 aylık enflasyon belirleyecek. Şu anda en düşük memur maaşı ocak zamıyla birlikte 11.848 lira. Her yüzde 20'lik artış artış olursa 14.217 liraya çıkacak. %30'luk bir artış olursa, olursa 15.402 lira. %40'lık refah payıyla birlikte bir artış olursa 16.587 liraya çıkacak. En düşük memur maaşından bahsediyoruz. Ara zamla birlikte emekli memur maaşları da değişecek. En düşük emekli maaşına baktığımız zaman %20'lik bir artış olursa Temmuz'da 9.481 liraya, %30'luk bir artış olursa 10.271 liraya, %40'lık bir artış olursa da 11.061 liraya çıkmış olacak en düşük emekli memur maaşı. İyi olur. Bu adam veriyorsa bu adama inanıyorum ben. 20 yılda söz biz her sözünü yerine getirdi. Bu adama inanırım.